6-12 haftalık burcumuz. Sevgili yengeçler, tartışmalar, taraf tutmalar ve hakim olacaksınız bazı konularda. Bu da 7 Mart'ta Başak Dolunay gerçekleşecek. Size ait haklar, size verilmesi gereken konularda ben alıyorum, ben yapıyorum, bu benim hakkım diyeceğimiz bir mücadelenin zaferini tadacaksınız. Satürn balık seyrinde devam edecek 2,5 yıl boyunca ve Güney Ay doğumu ile düğümünden geçecek. Bu da 12. evimizle alakalı sizin hayat yörüngeniz, duygu boşluklarınız, çocukluğunuza dair anılarımızı tetikleyebilir. Psikolojik bir destekle ve aynı şekilde iş hayatımızdaki o tutum tavrınızda ani reaksiyonlar gösterebilir. Kafa karışıklıklarınıza sebep olabilir. Yoga, meditasyon, psikolog size iyi geleceğini düşünüyorum. Bu arada da en önemli şey hakkınızla alakalı tartışmalar, iş konusunda bu benim hakkım olmalıydı dediğimiz konularda radikal dönüşümler yaşayacaksınız ve hak edilişinizle ilgili kendinize gösterme dönmez. Hakim olmak, yani iş, masa, ekip ve çevreye çok fazla hakim olarak kendimizi doğru şekilde ispat edeceğiz. Kendimize iş kurmak ya da ortaklı iş kapılarımızla alakalı da yeni anlaşmalar, yenilikler ve bu yenilikler size kazanç ve mantık konusunda da çok güzel değişimlere sebep olacak. Yani siz bu dönem kendinizi yenilemekte, yenilendiğiniz noktalarda hakim olacak radikalliği yaptığınızda çok güzel bir oluşum evreniz var. Özellikle ortaklı, serbest işlerde çalışıyorsanız bu dönem tanışacağınız yeni insanlar, hem kavgacı hem de radikal şekilde kendimize çekeceğimiz yeni insanlar, yani yeni çevre, yeni oluşum ve her iş noktasında yarım bırakılan konuları hayatımıza daha güçlü şekilde katarak orayı güçlendirmemize, daha sağlam evreleri hayatımızda tutmamıza sebep olacak. Bu dönem yaratıcı sanatçılığınız, keyifli enerjileriniz, hobi alanlarınız daha böyle ruhunuza uyacak enerjiler içerisinde gözüküyor. Kendinize hobi edinmek, evde bile hobi edinebilirsiniz, sanatla uğraşabilirsiniz, bu size iyi gelecek. Bu ara kitap merakımız, yarım bıraktığımız eğitimleri de komple tamamlama kararı içerisindeyiz. Eksik dil eğitimimiz, kendimizle ilgili eksik gördüğümüz noktaları da sayfalarını açarak bunları kendi bedenimize şifalandırarak kendimize yeni bir oluşum yaratacaksınız. Devlet memuru ya da devletle alakalı beklediğiniz mülakatınız, anlaşmanız ve bununla ilgili konularımız varsa sabırlı olun. Bu kapılar sizin için aydınlık olacak. Özellikle de ortaklı bir işinizde, kazanç çevrenizde aksilikler gözükse de mantığınız ve başarınız onu zarardan çok kâra çekecek gözüküyor. Bu ara ani ev değiştirme ama evdeki eşyaların her şeyini değiştirip daha minimal, daha sade bir enerjiye girmek istiyorsunuz. Bu da hayırlı olsun, sizin için olumlu. Evli çiftler arasında özellikle çocuklarla ilgili değil de kendi yaşadığınız iş probleminiz, yaşadığınız olaylar sizi çok fazla içsel dünyanıza kapattı. Artık içsel dünyamızı yavaş yavaş dışarıya döndürmemiz lazım. Çocuklarımız ya da ilişkimiz panik evresinde, bunları düzeltmemiz lazım. Özellikle eşinizin iş konularıyla alakalı gideceği seyahatler ya da sizin anlaşma içerisinde olduğunuz gideceğiniz seyahatlerde hem ekonomik olarak hem de daha güzel adımlar atacaksınız. Yeni çevrenin içerisinde yeni iş teklifleri de sizi mutlu edecek. Özellikle insan kaynakları ya da finans alanındaysanız şirket yöneticileriyle alakalı tartışmalardan uzak durmanız lazım. İhracat alım satımı evresindeyseniz kendinizi bu noktada daha ön plan atarak kendinizi ispatlayacağınız noktalarımız var. Duygusal, evet, ilişkiyi bitirmek, yol ayrımı, artık sadeleşme kararı içerisindesiniz. Değişken, karşı tarafın değişken ruhu sizi fazlasıyla yıprattı. Hak veriyorum. Ama bu ara evli çiftlerde de sürpriz gelecek, misafirlerimiz yoğun gidecek evreler. Aynı şekilde içinizdeki yardımsever ruhunuz birçok insana, birçok noktaya dokunacak ve bu da size Allah katında güzellikler getirecek, gösteriyor. Aile büyüklerimizden özellikle dayı, amca ya da baba soyumuzla alakalı sağlık problemleri gündemde olabilir. Bir de vefat etmiş bir kişinin mirasıyla ilgili uzun süredir çözemediğiniz konular daha akışkan, daha seri bir şekilde söz konusu olacak. Haklarınız için doğru mücadele etmeniz size haklarınızı doğru şekilde teslim edeceğini gösteriyor. Evet, sevginizi eşinize, ilişkinize gösterme vakti ve sıkıldığınız birçok noktada yapmacık olmamaya, artık radikal olmaya karar verdiniz.
Yani aslında bitirmesi gereken, gitmesi gereken insanlara veda ediyoruz. Dostluklarınız, çevrenizdeki dostlukları doğru kontrol etmeniz lazım. Dost gördüğünüz insanlar size zarar verebilir. Dikkatli olun. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız üreme organlarımız, göğüs ağrılarımız ya da erkeklerde damar ve boyun fıtıkları ters bir nokta oluşabilir. Bu da der ki ters hareketle vücudumuzu kasabilirsiniz. Dikkatli olmanızı istiyorum. Çocuklarınızın yurt dışı ile ilgili başvuralı ya da sizin yurt dışı ile ilgili başvurularınızla ilgili olumlu diyaloglar olacak. Sadece sabretmek sizin en doğru vakiti gösteriyor haritanız. Vakiti geldiği zaman doğru yolculuğunuz da var. Hoşçakalın efendim. Sevgili akrepler, abone, yükselen burcu akrep olanlar ve ay burcu akrep olan sevgili takipçilerim, umarım güzellik size dokunur, uğurlu ve bereketli gelir. Başak Dolunay'ı gerçekleşecek 7 Mart'ta. Bu bizim psikolojik olarak dikkat ettiğimiz ve güvendiğimiz insanların anlamsızca kavga çıkartmasına sebep olacak. İnsanlarla iletişim evresine daha adımlarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Kim iş çevrenizdeki insanların hırlama enerjisi çok fazla olacak ve sanki her şey üstünüze geliyor. İstifa düşünceniz, artık kaldıramıyorum ve yeni iş arayışları içerisinde olacaksınız. Bulunduğunuz nokta doğru. O insanlar çıkıp gidecek hayatınızdan. Siz burada kalıcısınız. Daha mantıklı ve daha akıllı olmanız gerekiyor. Aynı şekilde 7 Mart'ta Satürn Balık Burcu seyrinde 2,5 yıl boyunca devam edeceği için ve Güney Ay düğümünden geçeceği için bu da bizim bakışımızın özellikle sağlık anlamındaki yaşadığımız sorunları ön planda çıkartacak. Psikolojik takıntılarımız, bizi yıpratan olaylar, geçmiş anılar ve geçmişle ilgili hesaplaşmalarımız masaya yatacak. İş hesaplaşmalarımız, haksızlık hesaplaşmalarımız, bize yapılan yanlış hesaplaşmalarımız tek tek ayağınıza düşecek. Sabır, mantık, akıl diyorum. Ve Allah da sizin ayağınıza gösterecek. İşlerinizde ekip arkadaşınız iki erkek bir kadınsa, kadının size zarar vereceği, erkeklerin de size doğru ifade ettiği ve siz erkeklere güvenmiyorsunuz, erkeklerden artı bir puan kazanmanız gerekiyor. Kadın ekip arkadaşınıza güvenmeyin. Yöneticilerinizle gideceğiniz toplu diyaloglar, toplantılar, kongrelerde gayet başarılı konuşmalar ve destekleyici noktada olacak. Sadece sizin kendinizi başaramıyorum, yapamıyorum endişesinden çıkmanız lazım. Kurumsal ve ileri teknolojik firmalarda çalışıyorsanız yer değişiminizle alakalı beklediğiniz yazınız, evreniz imzalanmış ama maaş konusu ve prim konusunda hala çözemediğimiz noktalarımız var. Bunlarla ilgili tekrar kendinizi hatırlatmazsanız aynı maaşla devam edeceksiniz. Ailede emekliliğiyle alakalı beklediğiniz konumuzun rahatlığı var ve özellikle de ani ev alma kararı içerisinde olacaksınız. İkinci ya da üçüncü kattan güzel bir ev anahtarınız şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Borçlarınızla alakalı bazı ödemeniz gereken noktaları biraz erteliyorsunuz. Bunları artık hızlı bir şekilde hayatınızdan çıkartın. Çünkü ev kredinizle alakalı noktada zorlanmamanız gerektiğini uyarıyorum. Uzun süredir eşinize ait altın ya da ev araç konusunda satacaksınız ama bu eviniz ve düzeniniz için yapacaksınız. Hayırlı olsun. Kendi işinizi yapıyorsanız biraz iş konularımızda sıkıntılar söz konusu olacak. Matematik hesabınızın daha yoğun olacağı, işinizle alakalı yenilik yapmanız gerektiğine, hatta ortak alma kararı içerisinde olacağınız konularınız söz konusu olacak. Ama bu belli bir süre sonra yaptığınız projeler sizin için doğru kazanç olduğuna da hakimiyet kılacaksınız. Özellikle de eğitim konunuzla alakalı ya da çocuklarınızın eğitim konularıyla alakalı yarım bırakılan konuların üstüne gideceksiniz. Hak ve konum mertebesi için onları destekleyerek eksik noktalarını bulacak. Aynı şekilde de sizin ve eşinizin arasındaki sürtüşmeler, ailevi sorunlar bizi çok fazla yıpratıyor olsa da artık bunlarla yüzleşip kendi yörüngemizde eşimize, çocuklarımıza ve çocuklarımızın bütünlüğünü kabul edeceğiz. Onları öyle kabul edip birbirimize sımsıkı sarılacağız. Boşanma fikri olan bazı beyler var. Eşinizi bırakıp kendinize yeni bir hayat kurmak istiyorsun. Bazı çiftlerde eşiniz sizi terk edebilir. Dikkatli olun. Telefonlarını, bilgisayarını, mesajlarını bir ara uykudan kalkıp bir WhatsApp'ınızı kontrol etmenizi, dijital alanlarını kontrol ederseniz elinize deliller gelip mağdur kalmanızı istemiyorum. Bu ara ilişki konusunda yalnız olan ve duygusallığa inanmayan sevgili akrepler için çok güzel bir aşkın adımı var. Sevilmeye ihtiyacınız var, sarılmaya, değer görmeye. Öyle bir insanın hayat akışınızda görüşü.
olumu var. Uzun soluklu ilişkinize de veda etmeye cesaretiniz yok. O ilişkide bir yalan var ve bu yalan açığa çıkacak. Zor da olsa bu ayrılığa katlanmış olacaksınız diyorum. Aile içerisinde kız kardeşinizin sağlık problemi ya da ablanızın ya da gelininizin sağlık problemi ile ilgili ufak tefek hastane problemlerimiz söz konusu olacak. Aile büyüklerimizin de çözmesi gereken konular, borçlarla alakalı da hem siz destek olacaksınız hem de onlar. Yurt dışı ile alakalı yerleşim ya da şehir dışı ile ilgili planladığınız alanlarınızla ilgili satıp yurt dışına yerleşmek isteyen sevgili takipçilerim, yani bu ülke çok büyüyecek, merak etmeyin. Tabii ki çocuklarımız için eğitimli yollayın ama bu vatana, bu toprağa o çocuklarımız geri dönmesi gerekiyor. Bunu bilerek adım atın. Yurt dışı iş anlaşmanız hayırlı olsun. Bu ara özellikle de misafirden çok yakın dostlarınızla alakalı gideceğiniz seyahatler, ufak ufak kafanızı dağıtacağınız seyahatler size iyi gelecek diyorum dedim bile. Kristallerle alakalı duyma ile ilgili sıkıntımız olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Hoşçakalın. Sevgili balıklar, yükselen ve ay burcu balık olan sevgili takipçilerim, devam eden spam sorunumuz hala devam ediyor. Mümkün olduğu kadar yorum ve bol bol yoruma ihtiyacım var, destek istiyorum. Sevgili balıklar, 7 Mart'ta Başak Dolunay'ı gerçekleşecek. Çalışmalarınızın karşılığını kat kat güzel bir şekilde alacaksınız. Ve hedef gösterdiğiniz, mücadele ettiğiniz birçok noktanın da hedefine erişeceksiniz. 7 Mart'ta Satürn balık seyrine devam edecek 2,5 yıl boyunca ve ay düğüm üzerinden geçeceği için bu da fazlasıyla işinizi benimsediğiniz ve bulunduğunuz insanların sizin için farklı düşünceleri olmasına rağmen yerinizde sayıkladığınızı gösteriyor. Bunun için adım atmamız gerekiyor. Yeni iş başvurunuz, yeni başlamak istediğiniz noktada biraz ertelenmeler, biraz gerginlikler olsa da o işten oturtacaksınız ve sistemi ve düzeni kurmak için güzel bir haftanın da başlangıcı var. Yerleşim konunuzla alakalı fikirlerinizde olumsuz bir enerjiye girdi. Bu şehir, bu düzen bana ait değil. Nereye gitmeliyim dediğimiz noktada evet bir Ege tarafı enerjiniz söz konusu olacak ve bu gideceğimiz yerde de hem işimiz hem düzenimizi daha bir rahat bir şekilde toparlayacaksınız. Kendinizi bulmak, iş konusunda kendinize ait alanları yaratmak istiyorsunuz. Yani iş kurmak, az da olsa, öz de olsa benim olsun dediğimiz kararınız tek başınıza yapacaksanız kabul ediyorum ama ortaklı süreçlerde zarar görebilirsiniz. O yüzden şu an buna ekonomik olarak bazı dengelerde hazır değilsiniz. Haziran ve Temmuz bu konu için daha sağlıklı. Acele etmeyin, biraz daha mantığınız otursun, ondan sonra yapabilirsiniz. Kendi işiniz büyük bir alandaysa yurt dışı ihracat ve de yurt dışında yapacağınız anlaşmalar işinizin büyümesine ve kendi emeklerinizle emeklediğiniz noktada büyük kazançlar elde edeceğinizi gösteriyor. Kurumsal ya da devlet alanındaysanız yerinizdeki yöneticiler ve yerinizdeki insanların dengesiz tavrı sizi had safhada yoruyor. Alternatif nokta bekliyorsunuz ve hala olmadığı için de yerinizi de kaybetmek istemiyorsunuz. Özellikle Eylül ayı yerinizde değişim olacak. Burayı doğru tutun ki Eylül'ün dengesini şimdiden yaşamanızı öneriyorum. Aynı şekilde hayatınızda değişecek farklı alanlarda kendinizi geliştirmek istediğiniz konular için de ufak tefek eğitimler, ufak tefek kendinizi güzel bir şekilde ispatlayacağınız renkler var. Bunları da toparlayalım. Eşinizin iş krizi, farklı yola gideceği seyahatlerde mutsuzluk yaratabilir, kaybetme korkusuna girebilirsiniz. Eşiniz oraya sadece ailesi ve sizin için gidiyor. Yoksa yerinde bir ekmek de doyardı. O sizin için mücadele ediyor. Gereksiz kaygıya gerek yok. O sizi kalben seviyor. Evliliğinde sıkıntı yaşayan ve hala düzeltemeyen balık burçları ev ayrımı, düzen ayrımı ile ilgili bir türlü anlaşamıyorsunuz. Evi, parayı. Bunu bir psikologla ya da bunu bir ilişki terapistiyle çözerek hem sizin düzeniniz hem onun düzeni ziyan olmadan çözmeniz lazım. Yoksa bu ilişki sertliğe doğru gidiyor ve ciddi anlamda korkular, endişe. İlişkisinden korkan ve bir türlü bu ilişkisinden kurtulamayan sevgili balıklar, hayatınızdaki kişi gerçekten yorucu ve stresli. Dikkatli olmanız gerekiyor, zarar verebilir. Yeni ilişkiye başlayan sevgili balıklar için şunu demek istiyorum. Zaten duygu anlamında sevgiye ve değere önemsenmeye ihtiyacınız vardı. Doğru insan sizin hayatınıza adım etti. Kaybetmenizi istemiyorum. Bir de bu ara yazma, resim, tiyatro, spor, yüzme konularına merakınız var. Kilo almaya başladık. Bu dengeleri kontrol etmemiz lazım. Kontrol etmediğiniz takdirde daha çok yağlanmaya sebepsiniz. Acilen kendinizi değiştirmeniz lazım. 11 Mart'ta Mars-Venüs sekstil evresi aile içerisindeki yaşadığınız
tartışmalar, kaoslar artık hanemize daha huzurlu adım atacağını, hataları görmemize yardımcı olacak. Yani sizin de hatalarınız var. Hatasız kul olmaz. Özür dilemek erdemliktir diyorum. Bir de ilişkiniz ve geçmişe yönelik yaşadığınız kaoslar, rüyalarınız tetiklenecek, bilinçaltınız çok fazla konuşacak. Aileye karşı öfkeniz de atak yapabilir. Her şeyi affediyoruz. Her şey geride kaldı. Siz şifalanmaya, iyileşmeye, kendinizi bulmaya ve kendi otoritenizi sağlam bir şekilde kullanmanız. Açık düşmanlarınız çok fazla, rakipleriniz çok fazla var. Dikkatli olun. Kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız, iş çevrenizdeki insanlar sizin ayağınızı kaydırmak isteyebilir. Daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Evle ilgili ya da araç değişimi, evinizi değiştirmeyeceksiniz. Evinizle alakalı sadece değişmeniz gereken televizyonunuz ya da bilgisayar ve teknolojik olan görünen aletler, telefonunuz olabilir. Bu tarz çocuklarınızın dijitalle alakalı değişmesi gereken noktaları var. Bunları halledeceksiniz. Uzun süredir çocuk tedavisi gören sevgili takipçilerimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Devletle alakalı başarmak istediğiniz evrans şimdiden hanenize yavaş yavaş doğru geliyor. Bu konuda eksikliklerimizi görüyoruz ve bu iş konumuzda başaracağız. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız küçük ve ufak tefek estetik düşünceleriniz var vücudumuz zarar vermeden. Dolguya karşıyız. Dolgu içte lekeler yapıyor. Botoks olabilir, vitamin enjekte edebilirsiniz ama dolgu ciltte ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Bilginiz olsun diyorum. Bir de küçük bir apandis ve dalak bölgemize dikkat edelim. Sıkıntı olabilir. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.